Mutlu akşamlar. Takvimler 1 Mart 2019 Cuma'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz, TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Gündem yoğun, gündem siyaset. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Erdoğan mitinginde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde yine tanzim satışları vardı. Eleştiri oklarını ise ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Bu açıklamalarla bültenimiz başlıyor. Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da yapılan mitingine katıldı. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yine tanzim satışları ve ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için tanzim satışlarından rahatsız olsa da sömürenlere hak tanımayacağız dedi. Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Burada aramızda öyle insanlar var ki hatırlarlar. Gaz kuyruklarını hatırlarlar. Yağ kuyruklarını hatırlarlar. Benzin kuyruklarını hatırlarlar. Bunları biz CHP dönemlerinde yaşamadık mı? Biz böyle bir adım attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. 31 Mart yerel seçimlere giderken süreci değerlendiren Erdoğan, biz CHP gibi belli illere ve bölgelere hapsolmadık. Öyle bir parti ise hiç olmadık dedi. AKP, HDP, sözde İYİ Parti, bunların hepsi aynı mı? Aynı. Bölücü terör örgütü, eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım gibi en temel hizmetleri dahi bölgede yaşayan kardeşlerime çok görmüştür. 81 vilayetimizin tamamı layık olduğu hizmetlere ilk defa bizim dönemimizde kavuştu. Bölgeler arasındaki, vilayetler arasındaki gelişmişlik farkı en çok bizim dönemimizde azaldı. Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık. İstismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Özellikle İstanbul'da yaşayan orduları ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. İstanbul'da en fazla nüfusa sahip ikinci il Ordu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Atayı Binali Yıldırım da İstanbul Tasarım Zirvesi'ne katıldı. Çok önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da yapılacak çalışmaları anlattı. Devam ediyoruz bu haberle. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi'ne katıldı. Katıldığı etkinlikte konuşan Yıldırım, İstanbul'un tasarım şehri olduğunu kaydederek katma değer sağlayan bir şehir olduğunu söyledi. Bizim vizyonumuz İstanbul 4.0. İstanbul 4.0 deyince aklınıza hemen tasarım gelsin. Yani İstanbul gelecekte artık akıl terinin daha fazla kullanan, akıl teriyle alın terini birleştiren ve hem şehrimiz için hem Türkiye için katma değer sağlayan bir merkez olacak. Altyapı üzerinde çalıştıklarını kaydeden aday Yıldırım, şimdi zaman üst yapıya yatırım yapma zamanıdır dedi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki çalışmalara işaret etti. Ülkeyi bir baştan bir başa yollarla donattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. İnternet, geniş bant, hızlı internet ağlarıyla her tarafı donattık. Artık o sayısal uçurum denen şey Türkiye'de çok az. Şimdi zaman üst yapıya yatırım zamanıdır. Yani insana yatırım zamanıdır. Bu altyapı olmasaydı bunu yapamazdık. Önce altyapı olacak. Yolunuz olmazsa, hava meydanınız olmazsa, istediğiniz kadar güzel uçaklarınız olsun,
araçlarımız olsun bir işe yaramaz. Anadolu basını özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde önemini ve gücünü bir kez daha ispatlamıştı. Bu gücün farkındalığıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde il teşkilatlarına ve partisinin adaylarına yerel medyayla çalışın çağrısında bulunmuştu. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hilmi Güler ise yerel medya yerine ulusal basını tercih ediyor. Onun bu stratejisine bir çağrı da Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'den geldi. 24 Haziran genel seçimlerinde yerel medyanın da desteğiyle meclise giren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, filmin sonu iyi bitmez diyerek Hilmi Güler'e seslendi. Yerel basını yanına almayan, yerel basının desteğini almayan başarılı olması mümkün değildir. Kısmen başarılı gözükebilir ama filmin sonunda sonu iyi bitmez. Filmin sonu iyi bitmez dedi, yerel medyayı kullanmayanları uyardı. 24 Haziran genel seçimlerinde yerel medyanın da desteğiyle meclise giren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak özellikle AK Partili adaylara seslendi. Ordu basınının Türkiye'deki tarihi geçmişine ve gücüne dikkat çekti. Bu gücün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Birçok vilayetten çok ileri düzeyde bir yerel basın var Ordu'da. Yerel televizyon kanallarıyla Ünye'den Ordu'ya varana kadar yerel televizyon kanallarıyla, günlük gazeteleriyle, haftalık gazeteleriyle, Ordu'da yerel basın radyolarıyla, İnternet. Ordu'da yerel basın internet medyasıyla yerel basın gündemi belirleme ve izlenme ve takip noktasında büyük bir iş yapıyor. Ve büyük bir görev yapıyor ve kaliteli iş yapıyor. Dolayısıyla Ordu'daki Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına da, Ordu'daki belediye, ilçe belediye başkan adaylarına da bir siyasetçi olmanın ötesinde bir dost olarak tavsiyem şudur. Yerel basını kullansınlar. Yerel basın seçim döneminde özellikle çok izleniyor, çok seyrediliyor. Tecrübeli siyasetçi adayların performansını sergileyip seçmene kendilerini en iyi ifade edebilecekleri mecranın ekranlar olduğunu hatırlattı. İnsanlar köylerde şu an hava soğuk olduğu için evine kapanıyorlar. Kahve toplantılarına katılamazlar. Sokak miting toplantıları olmaz şu anda. Şu an yapılacak en güzel şey yerel medyanın en iyi şekilde kullanılmasıdır. Projelerini, fikirlerini, düşüncelerini yerel medya aracılığıyla aktarırlarsa ben belediye başkan adaylarımızın iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Milletvekili Enginyurt, yerel medya yerine ulusal basını tercih eden AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler'e de mesaj verdi. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Yerel medyayı görmemezlikten gelinmemeli. Efendim benim büyük medya grubum var. Ben o medya grubunu getirdim, çalışıyorum. Oradan destan yazacağım diyerek olmaz. Burada örneğin Tolga Mert diye bir kardeşimiz var. Evet. Onun ismini vermeyeceğim, bir sitesi var. Versem reklam olacak. Tolga bana reklam ücreti vermeyeceği için evet. İsmini vermeyeyim. Yani sen verebilirsin ismini evet. Vereceksen. Mesela Tolgacığım orada kendi başına büyük gayretler gösteriyor. 30-35 bin kişi izliyor. Evet. Bunun gibi birçok internet haberciliği yapan siteler var. Çok ciddi takip ediliyor. TV52, Altaş TV dünyadan takip ediliyor. Yani bu kanalları öyle küçümseyerek yerel, efendim ben ulusal çalışacağım, ulusal düşünüyorum diyerek çok büyük hata ederiz. Yanlış evet. Yaparız. Çünkü bu yerel kanallar şu anda izleniyor. Ben eminim ki şu an ulusal medyada haberler veriliyor ama şu an Ordu'nun ve Türkiye'nin birçok yerindeki Ordulu TV52'ye kilitlenmiş durumda. Anadolu basını özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde önemini ve gücünü bir kez daha ispatlamıştı. Bu gücün farkındalığıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 31 Mart yerel seçim sürecini başlatırken il teşkilatları ve partisinin adaylarına özellikle yerel medyayla çalışın çağrısında bulunmuştu. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yerel medyanın gücünü henüz fark etmeyenlerden.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler Çatalpınar'da seçmenle buluştu. Meşaleler ve sloganlarla coşkulu bir vatandaş tarafından karşılanan Güler'e AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu ve Şenel Yedi Yıldız da eşlik etti. Güler, Çatalpınar'a kapalı otopark, kültür evi, pazar yeri, sosyal yaşam alanı gibi birçok yatırımın sözünü verdi. Başa gelsin milletine hizmetkarlar. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ilçe turlarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında seçmenle buluşan Güler bugün Çatalpınar'daydı. Meşaleler ve sloganlarla coşkulu bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Güler'e AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu ve Şenel Yedi Yıldız da eşlik etti. Çatalpınar buluşmasının ilk konuşmasını ilçe başkanı ve AK Parti Çatalpınar Belediye Başkan adayı Ahmet Türe yaptı. Başkan Türe ilçeye bugüne kadar yapılan yatırımları anlattı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın kanıtıdır dedi. Yaptıklarımız belli. İnanın bazı ilçelerimiz 5 kilometre sıcak asfalt alırkanlık. Şu anda bizim sıcak asfalt 32 kilometre, satıyı kaplama asfaltımız da 40 kilometre. Yaptıklarımız belli. Altyapısıyla, meydan projesiyle, efendime söyleyeyim, dere yatakları ıslah çalışmasıyla bunları fazla anlatmayacağım. Ama şunu da söyleyeyim, ülkemizde kriz olmasına rağmen şu anda devlet yatırımları olaraktan 25 trilyon yatırımımız var. Görüyorsunuz, işte İmam Hatip binası, kız yurdu binası, kapalı spor salonu, emniyet binası ve dere yatırımı ıslah çalışmasını devam ediyor. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'da 31 Mart yerel seçimlerinin BK seçimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin kaderini oylayacaksınız mesajını verdi. Bu seçim yerel seçim değildir. Tabii ki yerel seçimdir ama bir beka meselesidir. Milletvekili Taşçı artık yolu suyu konuşmayacağız dedi. Yol, su, elektrik gibi meseleler artık bizim gündemimizden çıkacak inşallah. Burada Ar-Ge'yi konuşacağız. Burada sudan enerjiyi konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız ama onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın boynunu bükmek isteyen içerideki ve dışarıdaki şer odaklarına 31 Mart'ta onun için diyorum hem bir yerel seçimden hem bir BK meselesinden bahsediyoruz. AK Parti Başkanı Halit Tomakin de Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim diyerek destek istedi. Sizin kararınız belli. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamını getirdim. Çatalpınar, kararınızı biliyorum. Ben Sayın Bakanımızı anlatmayacağım. Ben Ahmet Türe'yi anlatmayacağım. Sizin kararınızın ne olduğunuzu çoktan gözlerinizden okudum Çatalpınar. Çatalpınar, biz ne istiyoruz biliyor musunuz? İstanbul'da ne varsa Ordu'da olsun. Ordu'da ne varsa Çatalpınar'da olsun. Bunu yapacak olan belediye başkan adaylarını getirdim sizlere. Çatalpınar. Elinde bayrak, boynunda kaşkolü ile 113 yaşındaki Gülbeyaz Abuz ise mitingin en renkli simasıydı. Gençlere taş çıkaran asırlık Gülbeyaz nineyi selamlayarak başladı Hilmi Güler konuşmasına. Size layık insanlar, biz size hizmet için geldik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda Gülbeyaz teyzeyi de saygıyla selamlıyorum. 113 yaşında. Allah bize de böyle güzel uzun ömür versin. Benim anneannemin de ismi Gülbeyaz'dı. Sizi çok seviyorum. Hem bu isminizden dolayı hem de bu güzel yaşamınızdan dolayı, örnek yaşamınızdan dolayı. İnşallah hepinize de uzun ömürler diliyorum. Söyleyeceklerini unutmamak için elinde bir listeyle yapılanları ve yapılması planlananları anlatan Güler, yolla, suyla, altyapıyla değil, önce gönülleri kazanmak için çalışacağız dedi. Biz bundan sonra sadece kaldırımla, asfaltla, çöp işiyle uğraşmayacağız. Sizin gönlünüzü kazanacağız. Çünkü yeni dönem gönül belediyeciliği dönemi. Güler Çatalpınar'a kapalı otopark, kültür evi, pazar yeri gibi birçok yeni yatırımın da sözünü verdi. Daha seçilmeden ben çalışmaya başladım bile. Bununla ilgili neler gerekiyorsa hepsinin listesini çıkarttım. Fakat bana öyle bir uzun liste verdiler ki aklımda tutamayacağım için kağıda yazdım. Şimdi teker teker bunları sizlerle birlikte okuyup bunları gerçekleştirecek. Bunlar bizim size sözümüzdür.
Bir kere kapalı otopark. Hakikaten böyle güzel bir yere güzel bir otopark gerekli. Bu kapalı otoparkı inşallah hem yapacağız hem gerçekleştireceğiz. Çalışmalar zaten, projeleri hazır. Hazır, projeleri hazır. Yani biz seçilmeden başladık. Çünkü siz bizim sevdamızsınız, siz bizim aşkımızsınız ve bunun için de gece gündüz çalışıyoruz ve ayrıca Ahmet Bey gibi öyle 12'de değil, gece rüyalarımızda da sizleri görüyoruz. Onun için çok güzel çalışmalar yapacağız. İkincisi, size layık bir kültür merkezi olması lazım. Kültür bizim temelimiz. Tarihimizden gelen, inancımızdan gelen ve aynı zamanda değerlerimizin yüklü olduğu bir merkezi inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür merkezi de bizim size sözümüzdür. Projeleri de hazır. Biz sadece kazma vurup çalışmalara başlayacağız. Parasını da temin edeceğiz tabii ki. İnşallah. Şifa suyu, park ve misil alanı. Ben böyle güzel bir yer görmedim. Dünyayı gezdim. Gerçekten bir şifa suyu, park ve mesire alanıyla sadece Çatalpınar'a değil, Fassa'sına, Ordusu'na ve aynı zamanda yurt dışından gelen kişilere de büyük bir merkez olacak. Gel yanıma da buradan söyle farkı. Onun da projesi hazır. Dolayısıyla işin zorunu halletmişler. Biz ondan sonrasını rahatlıkla yürüyüp gideceğiz inşallah. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler geçtiğimiz gün Gürgentepe'deydi. Gürgentepe ziyaretinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Mevcut Başkan Yener Yalçınkaya karşısında eski Bakan Güler'i görünce içini döktü, kırgınlıklarını dillendirdi. Yalçınkaya'nın sitem dolu açıklamalarıyla şaşıran Güler ortamı yumuşatmaya çalıştı. Küs oldukları bilinen Başkan Yalçınkaya ile AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin barıştırılmak istendi ama Gürgentepe krizi kolay aşılacak gibi görünmedi. Yok. Başkanımız eğer seçilirse, inşallah seçilecek, onu zaten burada görüyorum. Ondan bir tane sobalı bir oda alacağım ve devamlı yanınızda olacağım inşallah. Ne zaman alacaksınız? Aslında bu güzel topluluğu görünce bütün söyleyeceklerimi unuttum. Dolayısıyla sizi çok sevdiğimi söylüyorum. Ve bununla birlikte gönlümüzü çok sıcak bir şekilde size açıyoruz. Ve sizinle birlikte Türkiye'mizi, ülkemizi, vatanımızı dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokacağız. Buna şeref sözü veriyorum. Bayrak için söz veriyorum size. Sobalı oda istedi, yağan kara rağmen coşkulu kalabalığı görünce söyleyeceklerini unuttu. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski bakan Doktor Mehmet Hilmi Güler ilçelerde partililer ve seçmenle buluşmaya devam ediyor. Bu kez adres Gürgentepe'ydi. Her şey güzel başlamıştı. Yüzler gülüyordu. Ta ki AK Parti Gürgentepe ilçe teşkilatında yapılan toplantıya kadar. Türkiye'de oynanan oyunun bir ayrı versiyonu Gürgentepe'de oynanmaya çalışıyor. Doğru. Ne derdiniz ne? Benim kapım 7-24 açık. Kendi makamımız 3. kattaydı. Onu girişe aldırdım. Asansör yok diye, yaşlılar gelemiyor diye. Kapı her zaman açık. Herkes istediği zaman gelebilir dedik. Derdiniz, sorununuz, sıkıntınız varsa gelin bana anlatın. Bana söyleyin. Bir şey varsa orada da yapılması gereken, beraberce bizim sınırlı imkanlarla bir sınırsız hizmet yapmaya çalışıyoruz. Gürgentepe coğrafya bir itibariyle belirli bir şeyler. Ama bu olmadı. Bundan dolayı özellikle üzgünüm. Çünkü ben şunu söylüyorum. Arkadaş, bir siyasi dönemimiz başladı burada. Adaylık dönemimiz başladı. Akla gelmedik, fitne fitnelikler yapılıyor. Akla gelmedik. Yok buradan imza toplamış, adamlar bunu yapmış. Yok şu esnaf kalmış. Ya kardeşim, derdin ne senin ya? Ne istiyorsun bu ilçeden? İlçeden çekin şu elinizi. Bir bırakın bu ilçeyi, biz yapamıyorsak ha, o zaman dersiniz ki ben aday olacaksam, ben geçen dönem dedim. Bakın arkadaşlar dedim, ben adayım, bu Gürgentepe'ye geldim. Nasip olursa dedim. Geçmişte başkanımız dedim, yapamadı. Hiçbir proje üretemedi. Vizyonu yoktu, açık açık söyledi. Ben kendi doğup büyüdüğüm ilçeme hizmet edeceğim dedim. Çıktım, şunları şunları yapacağım dedim. Bunları bunları yapamadı dedim. Ne yaptım, yapamadım mı? Yaptım mı, yapamadım. Yaptım. Yaptım. Ne oldu? Niye bizi bize bırakmıyorlar? Kusura bakmasın herkes. Bir şeyi ortak konuş. Biz bir aile isek bir şeyleri gizlemeyeceğiz. Bir şeyleri ortaya koyacağız ve de ortak karar vereceğiz. Ortada bir sıkıntı varsa diyeceğiz, bir durun. Bir sıkıntı varsa
Adam bana öyle bir şey oluyor ki ilçede görüyorum ben bazen, ben şaşıyorum ya. 5 yıldır sana selam vermiyorlar. Belediye başkanına. 5 yıldır belediye başkanı hayırlı olsun denmemiş. Belediye başkanı makamına uğranmamış. 5 yıldır toplantıya gelmemiştir. 15 Temmuz olmuştur. Günlerce şu meydanda soğukta ise dalmışızdır. Bir sefer uğranılmamıştır. Şimdi onlar AK Partili oldu. Biz olmadık. Biz dava adamı değiliz. Doğru diye. Teşekkür ederim. Doğru diye başkan. Doğru diye. Mevcut başkan Yener Yalçınkaya karşısında eski bakan Güler'i görünce içini döktü. Kırgınlıklarını dillendirdi. Her söyleminde sitem dolu mesajlar vardı. Sert konuştu. Kendisine haksızlık yapıldığını vurguladı. 5 liralık maliyeti işe hepiniz şahitsiniz. 1 liraya yaptığı çalıştık. Benim imkanlarım yok diye bu kadar gece gündüz demeden çalıştım. Benim geldiğim ilk günden şu güne kadar herkese ben alnım açık verdim. Herkes bana diyorum hesap sorun. Sorun ya. Muhtarlarımızla her ay düzenli toplantılar yaptık. Mahallelere gittik, insanlara gittik. Ben meydanda burada kalmamışsam mahallelere giderim. Her gün benim çalışma alanımız. Akşam mesai bittikten sonra direkt mahalleye gittim. Çalışma alanlarını ziyaret ettim. Eksik var mı? Nedir? İnsanları dinledik. Biz durmadan çalıştık. Yani bir şeyleri şimdi doluyor. Bakınız çok şey var da Sayın Bakanım saygısız olmaz. Kusura bakmayın. Yani bir şeyleri bizle paylaşmayınca olmuyor. Biz düşündüğümüzü kendimiz daha sonra başka kapalı kapılar ardında fitne yaparak veya iftira ederek geçirmeyeceğiz. Seçimlere 32 gün kala yaşanan bu manzara eski bakan Güler'e de deyim yerinde ise soğuk duş aldırdı. O da bilemedi ne yapacağını. Yalçınkaya'nın sitem dolu sözlerine yanıt da gecikmedi. AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin, "Bu bir bayrak yarışıdır, hizmetle ilgisi yoktur." dedi. Bu bir nöbet değişimidir. Kötüleme, karalama, geride kaldı, yapamadı, olmadı anlamında bir değişim değildir. Biz de inşallah Sayın Başkanımızdan aldığımız bayrağı daha ilerilere, daha yükseklere taşımak üzere kurduğumuz ekibimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde inşallah İl başkanlığımız ve onun yönetiminde olan kardeşlerimiz Gürgentepe'mizin hizmetinde, Gürgentepe'mize gelmesi gereken bütün hizmetlerde elbette ki biraz sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sizlere hitap ederken sizlerin talebi olanları da dile getirerek elbette ki beraber çalışılacak, hizmetler devam edecek. Aday Şahin, Başkan Yalçınkaya'ya bir de teşekkür etti. Bizden öncekileri yapamadı, olmadı, yanlış oldu anlamında asla bir şey söylemedik. Sayın Başkanımıza her yerde, gurbette de, burada da oturup kalktığımız her yerde gerçekten istifade ettiğimiz hizmetleri için teşekkür ettik, takdir ettik. Hiçbir zamanda yapamadı, yanlış yaptı, az yaptı demedik. Küs olan başkan ve başkan adayının bu söz düellosunun ortasında seyirci kalan Hilmi Güler'e düştü ortamı yumuşatmak. Eski başkan biraz sitem dolu, gönül dolu konuştu. Ben onun hakikaten yaptıklarını biliyorum. Yeni başkan olacak kardeşimiz inşallah seçilirse. O da konuştu. Ben de şimdi şu anda hiçbir sıfatım yok. Ben de adayım. Daha ortada oluyor. İnşallah. Sıkıntı yok bakalım. Sıkıntı olmaz. Olursak. Bak söyleyeyim size. Başkan tabii inşallah Yener olursa Yaşar Bey. Yener Bey yine benim yanımda olacak. Ve eğer kabul ederse ben Gürgentepe ve havalisinden sorumlu danışmanı olarak kendisine görev veriyorum. Güler, Yener Yalçınkaya'yı Gürgentepe'den sorumlu danışmanı ilan etti. Kendisince sulh sağlamaya çalıştı ama bu sözleri Başkan Yalçınkaya tebessümle karşıladı. Sanki ciddiye alamadı. Ortamda tansiyon düşmedi. Öyle ki partilerin ısrarı ve eski bakan Güler'e rağmen iki isim Yalçınkaya ve Şahin barışmadı. Doğru diye. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım burada, Sayın İl Başkanım burada, Sayın Başkanımız da burada. Biz kendisiyle 20 yıla yakın açık böyle, kendisi burada. Bazıları inanmıyor bu olaya. İnanamıyor yani. Çünkü inanmıyor. 20 yıl o kadar bir samimi,
O kadar cami işlerinde çalışırken bizi İstanbullulardan kendi arabalarıyla geldi, bir misafir etti. Öyle bir arkadaştı. Buraya geldi. Biz kendimiz evlerimizde, her yerde biz yaşadıklarımızı biz ikimiz biliyoruz. Kendisi de burada. Ben İstanbul'a gider, akrabalarımın yanına gitmez, Sayın Başkan'ın yanına giderdim ben. Onunla beraber gezerdim. Onunla beraber o İstanbul'da geçen günleri beraber harcadık. Ama sebep sormaya gerek yok. Biz bunu devam ettiremedik. Fakat tek bir cümle şunu söyleyeyim. Yani kendisi burada. Ben aleyhinde bir şey söylemedim, söylemiyorum. İstanbul'a gittiğinde, kendisi buraya geldiğinde beraberdik. İstanbul'a gittiğinde yine beraberiz. Kendi yine beraberiz yani. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben burada itiraf ediyorum, kucaklaşmak istiyorum, elle tuttum, tutmak istiyorum. Kendisi burada, biz kötü gün yaşamadık, kötü arkadaş değil, abi kardeş değil. Evet abi. Kabul ederse evet, huzurumuzda evet. Ben varım. Bakalım yine de öpüşürlerse güzel olur. Güzel olur aynen. Ben atayım buraya ya. Yener başkan. Geç, geç. Ben geçiyorum. Geç, geç. Başkanım, başkanım barış. İyice ayyuka çıkan AK Parti ordu krizi bu görüntülerle bir kez daha şaşırttı. Siyasi yarış devam ederken sahada kızışmaya başladı. Rakipler arasında ilk söz düellosu AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun Çatalpınar'da yaptığı konuşmayla başladı. Milletvekili Metin Gündoğdu isim vermedi ama adres netti. Saadet Partisi'nin adayı eski bakan Şahin'i eleştirdi. Şu anda ilçe ilçe dolaşan bir aday var. O adayla ilgili sağda solda konuşulanlar var. Siyasi yarış, siyasi atışmalarla devam ediyor. İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'in sahaya inmesiyle meydanlar ısındı. Seçim rekabeti kızıştı. Rakipler arasında ilk söz düellosu da AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun bu ifadeleriyle başlamış oldu. İsim vermedi ama adres netti. Saadet Partisi'nin adayı eski bakan Şahin'i eleştirdi. Sonrasında Cumhur İttifakı'nın önemini anlatmak istedi. Ama o da toparlayamadı konuyu. Cumhur İttifakı'nın karşısında duranlar diye başlayan cümlesine anlamlı bir nokta koyamadan Ordu Giresun Havalimanı'na geçti. Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakı çok önemli bir ittifak. Cumhur İttifakı'na karşı gerçekleştirilen karşıdaki bütün güçler bu ülkenin ve bu ülkede yaşayanların bugüne kadar yapılan hizmetlerin görüp ona göre hareket etmesi lazım. Ordu Havalimanı'nın yapımında Hilmi abimizin imzası vardır. Ordu Çevre Yolu'nun yapılmasında Hilmi abimizin imzası vardır. Ordu'nun Dereyolu projesinde Hilmi abimizin imzası vardır. Ordu'nun barajında Hilmi abimizin imzası vardır. Bu imzaları doğalgazda Hilmi abimizin imzası vardır. Bu projeleri daha da yukarıya taşıyacak, bu çıtayı daha da yükseğe çıkartmak için hep birlikte Allah'ın izniyle büyük bir ordu olup Ordu ili Çatalpınar ilçesi ilçe belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımızla birlikte hep beraber orduyu yönetmeye devam edeceğiz diyorum. Milletvekili Gündoğdu, havalimanı, çevre yolu gibi Ordu'ya yapılan birçok yatırımın mimarı olarak AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler'i gösterdi. Daha fazlası için destek istiyorum dedi. Gündoğdu bu sözleriyle de aslında rakibi hedef almıştı. Öyle ki tüm ordu, Ordu Giresun Havalimanı'nı yatırım programına aldırıp 528 iş günü gibi kısa bir sürede yapılmasını sağlayan kişinin İdris Naim Şahin olduğunu hatırlıyor. Çevre yolunun da temeli eski bakan Şahin döneminde atıldı. Bu gerçeği milletvekili Gündoğdu unutmuş olsa da orduların hafızaları taze. Milletvekili Metin Gündoğdu bir açıklama yaptı. Dedi ki havalimanı ile çevre yolunun Hilmi Güler'e ait olduğu, onun eseri olduğunu söyledi. Sizce bunlar kimin eseri? Bu Tayyip'in eseri değil mi? Tayyip'in eseri. Hilmi Güler'e niye ki? Bence
Hilmi Güler'in de emeği var, İdris Naim Şahin'in de emeği var, Enver'in de emeği var. Yani kimse kimseye bunu mal etmesin. O İdris Naim Şahin'in gerçekten çok emeği oldu yani. Olmaz değil, onu da inkar edemeyiz. Yani İdris Naim Şahin de iyi bir insan. Yani seviyorum, ben şahsen seviyorum yani şey olarak İdris Naim Şahin'i. Dereyolu olsun, oralar olsun, hep İdris Naim Şahin de çok çok güzel şeyleri yaptı yani. Peki İdris Naim Şahin deyince aklınıza ne geliyor yatırımlar konusunda? Hangi yatırımları ön planda görüyorsunuz? Havalarını olsun, çevre yolu olsun, hani Güneytepe'deki camiye bile faydası oldu bu adamın. Havaalanına, ondan sonra büyük şehir olmasına büyük katkısı var. Ben AK Partiliyim. Yalan yok. Şimdi eğer oturak doğru konuşsak değil mi? Adam havaalanını yaptı, kayak merkezini yapmadı mı? Havaalanının sayesinde geldi abi. Yapar abi adam. Ben de oy vereceğim ona. Halkın bildiğini adeta yok sayan milletvekili Gündoğdu bu sözleriyle sosyal medyada da eleştirildi. Milletvekili Gündoğdu'nun halkın gerçek sorunlarına dokunan söylemler yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına destek araması da dikkatlerden kaçmadı. Ben Çatalpınarlılardan Cumhurbaşkanımıza sahip çıktığınız gibi Cumhurbaşkanımızın sizin önünüze getirdiği adaylara da sahip çıkmanızı rica ediyorum. Sizden bunu talep ediyorum. Sahip çıkacak mıyız? Güçlü bir şekilde sahip çıkacak mıyız? Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz gücün, %86'lık gücün aynısını verecek miyiz? Bak bunun için gece gündüz demeden çalışacak mıyız? Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan ordunun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mart Pazar günü Ordu'ya geliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş bu ziyaret öncesi bir açıklama yaptı. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Güzel bir karşılama için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanımızın 22. kez Ordu'ya gelişiyle ilgili hazırlıkları gözden geçirmek ve özellikle de bu koordinasyonu sağlamak üzere toplanmış durumdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mart Pazar günü Ordu'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimize vermiş olduğu hizmetler, yapmış olduğu katkılar ve gösterdiği özen ve ihtimam dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Eski Enerji Bakanımız Mehmet Hilmi Güler Bey, AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla biz de bu çerçeve içerisinde genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı ilimize ağırlamanın onurunu yaşayacağız. İnanıyoruz ki bu süreçten de 31 Mart 2019'da ilimiz çok daha büyük bir kazanımla ve yeni bir çalışma hızıyla yoluna devam edecektir. Büyük buluşmaya yoğun bir katılım beklediklerini belirten Başkan Tekintaş, 3 Mart Pazar günü saat 13.30'da Altınordu Cumhuriyet Meydanı'na tüm halkı davet etti. Trafik terörü yine can aldı. Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sedat Özyurt yönetimindeki 06FG7614 plakalı hafif ticari araç, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Çamaş'a bağlı giden mahallesi mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada Sedat Özyurt, Kani Özyurt'la Cemal Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine afet ekipleri sevk edildi. Çamaş Belediye Başkanı Alaaddin Giden kazayla ilgili bilgi verdi. Sabah saatlerinde Çatalpınar istikametinde Çamaş'a gelen inşaata ait bir firma aracı yolda Çamaş'a 2,5-3 kilometre civarında kalan bir yerde şarampole yuvarlanarak iki çalışan, bir de yolda aldıkları vatandaş, Allah rahmet eylesin, sabah saatlerinde karlı bir saha olduğu için demek ki ya direksiyon hakimiyetini mi kaybetti yoksa buzlanmadan mı oldu, şu anda olay yerinde incelemeler devam ediyor. Zaten şu anda çekim yapılırken de gördüğünüz şu caminin hemen yan tarafında ormanın bölgesinde şu anda cenazelerimiz. Onlar oradan çıkarılmaya çalışılıyor. Allah tüm ailelerimize sabır versin diyorum. Allah beterinden saklasın. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a seçim çalışmaları kapsamında il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ediyor. Enginyurt önce Altınordu Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Yeni başkana hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında muhasebeciler haftası dolayısıyla Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Sorunları dinledi, talepleri not aldı. Seçim çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Altınordu İlçe Başkanı Metin Kılıçarslan ve çok sayıda partiliyle birlikte genel kurulda yeni başkan seçilen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Vekil Enginyurt, fındığın Ordu'da geçim kaynağı olduğuna değindi. Fındık için vermiş oldukları mücadeleyi aktardı. Fındık 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynağı olduğu gibi Ordu'nun da başta gelen geçim kaynağı. Bu sene fındıkla ilgili sizlerin ve sizden önceki yönetici arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele örneği gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilenmesi için 5000 kişilik basın toplantısı yaptık Cumhuriyet Meydanı'nda. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise Vekil Enginyurt'a üreticinin ve çiftçinin hep arkasında olduğu için teşekkürlerini iletti. Biz zaten üretici ve çiftçi, ordulu çiftçi arkadaşlarımız sizi çok yakinen tanıyor. Ordunun ve Karadeniz'in vazgeçilmez geçim kaynağı olan fındığa ne kadar sahip çıktığınızı, bu fındık için neler yaptığınızı, hangi platformlarda mücadele verdiğinizi çok iyi biliyor ve çok iyi takdir ediyor. Biz bunları görüyoruz, gözlemliyoruz. Dolayısıyla ordunun gür sesi olduğunuz için, ordunun çiftçisinin yanında, üreticisinin yanında olduğunuz için, balıkçısının, arıcısının yanında olduğunuz için ben önce bütün üreticiler adına size çok teşekkür ediyorum. Ziraat Odası'nın ardından Vekil Enginyurt, ziyaretlerini Muhasebeciler Haftası sebebiyle Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na giderek sürdürdü. Oda Başkanı Bahadır Baş, vekile ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek meslekteki sorunları aktardı. Mensup olduğunuz partinin Konya Milletvekili Ersin Hanım, Esin Hanım, düşüncelerimizi, duygularımızı aslında mecliste verdiği bir kanun teklifiyle beraber bütün herkese anlattı. Orada özellikle bir madde bizim için. 6-7 tane özellikle önerisi var. Hepsini de destekliyoruz. Hepsini de sahip çıkıyoruz ama iki maddesi bizim için çok önemli. Birincisi mücbir sebep Sayın Milletvekilim. Neden? Ayın 24'ünde bir bayan arkadaşımızın doğum yapma şansı yok. Çünkü beyannamesini göndermek zorunda. Göndermezse 10 müşterisi varsa 1600 lira ceza yer her biri için. Yani bunun gitmemesi diye bir ihtimal söz konusu değil. O gün çocuğu ölse, o gün eşi ölse, o gün babası ölse o beyannamenin gitmesi gerekiyor. Oysa iş hukukunda yanımızda çalıştırdığımız işçinin babası ölürse 3 gün işe gelmeme hakkı var. Ama bizim o gün beyannameyi göndermeme hakkımız yok. Defterini tuttuğumuz kişinin eşi ölürse onun beyannamesinin gitmeme hakkı var.
Ama asıl işi gönderen, yani işi yapan muhasebecilerin başına bir iş geldiğinde herhangi bir mücbir sebep tanınmamış. Sayın Milletvekili de bunu zaten maddesinin birinci kısmına koymuş. Meslektaşlarımıza bu tür bir mücbir sebep tanınmasını istiyoruz. Vekil Engin Yurt'ta sorunlarını sorunları kabul ettiklerini vurgulayarak çözümleri için mücadele ettiklerini kaydetti. Konya Milletvekilimiz Esin Kara Hanımefendi de bu konuda bir araştırma komisyonu kurulsun diye bir teklif hazırladı. Bu teklifi de destekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 49 milletvekili olarak bu teklifi destekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleriyle görüşülerek bu komisyonun kurulması için inşallah meclis açıldığında büyük bir gayret göstereceğiz. Kurulmasını sağlayacağız. Vefat haberiyle devam ediyoruz. Ünye Belediyesi eski başkanı Avukat Ahmet Çamyar'ın babası 85 yaşındaki Rahim Çamyar yaşamını yitirdi. Ünye Belediyesi eski başkanı Avukat Ahmet Çamyar'ın babası 85 yaşındaki Rahim Çamyar tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Son 20 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve 21 gündür yataklı tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Rahim Çamyar, cumartesi günü Ünye Merkez Büyük Camii'nde kılınacak olan cenaze namazına mütakiben doğup büyüdüğü yer olan Pelitli Yatak Beldesi Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Yakınlarına ve kederli ailesine sabır, merhumun kendisine ise Allah'tan rahmet dileriz. Yerel seçimleri kısa bir süre kala. Adaylar sahada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm performanslarını sunarak seçmenden yetki istiyor. O adaylardan biri de Perşembe AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Saim Tandoğan. Tandoğan gittiği her yerde projelerini anlatıyor. Özellikle turizmde Perşembe'yi bir merkez haline getirebilmek adına seçmenden o istiyor. Yerel seçimlere günler kala sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Perşembe Belediye Başkan adayı Mustafa Saim Tandoğan, Perşembe'nin 54 mahallesinde seçim gezilerine devam ediyor. İlçede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden ve projelerini anlatan başkan adayı Mustafa Saim Tandoğan, vatandaşlarla tek tek sohbet etti, samimi görüntülere de imza attı. Perşembe'yi marka şehir yapmak adına yola çıkan ve belediyecilik geçmişi olan Tandoğan, Perşembe ilçesinin 54 mahallesinde gönül birliğini kurmak adına her noktayı tek tek dolaşıyor. Ulubey Belediye Başkanı ve AK Parti Ulubey Belediye Başkanı adayı İsa Türkcan da seçim mesaisine devam ediyor. Ulubey'in Durak mahallesinde seçmenle buluştu Başkan Türkcan. Tüm Ulubeylileri ise 5 Mart Salı günü kapalı halı saha açılışına davet etti. 9 Mart Cumartesi günü yapılacak proje tanıtım toplantısından bahsetti. Arkadaşım hayırlı günler. Türkiye 31 Mart 2019 pazar sabahı sandık başına gidiyor. Yerel seçimler için makas da daraldı. Haliyle siyasi partiler de tüm hızıyla seçim çalışmalarını sahada sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Ulubey Belediye Başkan adayı İsa Türkcan da seçim çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe Başkanı Süleyman Özdemir ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Ulubey'in Durak Mahallesi'nde vatandaşla bir araya gelen Türkcan, ilçeye yaptıkları çalışmalardan bahsetti, ardından da yapacakları çalışmaları anlattı. Başkan adayı Türkcan, öncelikli hedeflerinin su yatırımları olduğunu söyledi. Çağlayan, Kirazlık, Güvenyurt, Belenyurt, Koçacak, Güvenköy, Durakköy, Galicak, Kumanlar, Uzun Mahmut, Ören, Başardak ve Hoca Havzası dediğimiz mevkiye inşallah Başardak Deresi'nden ciddi bir su yatırımı yapılacak. Türkcan, Ulubey'e açılan silah fabrikasına önem verdiklerini de kaydetti. Tekstil ve silah fabrikaları açtık. Şu anda çalışan her iki fabrikamızda yaklaşık 270 kişi var. Allah nasip ederse Ulubey'deki ordu savunma silah sanayi hem Ulubey'in hem ordunun hem de Türkiye'nin anlak yüzü pak bir fabrika olacak. Burada çalışacak olanlar inşallah 2024 yılına kadar hedef 350 ila 400 kişi olacak. 5 Mart Salı günü Ulubey'de kapalı halı saha açılışı yapılacak. Kapalı halı sahamızı inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde Salı günü saat 11'de açacağız. Sizleri de oraya bekliyoruz. Türkcan son olaraksa Ulubey Düğün Salonu'nda 9 Mart'ta proje tanıtım toplantısı olduğunu belirterek tüm Ulubey halkını davet etti. 2019-2024 yılları arasındaki çalışma yapacağımız projeleri de
ayın 9'unda Ulubey Düğün Salonu'nda aday tanıtım toplantısı ve proje tanıtımı var. İnşallah oraya da sizleri bekliyoruz. Oradaki hem aday tanıtım hem projeleri tanıtımında mahallelerimize neler yapacağız? 5 yıllık zaman zarfında sizlere anlatacağız. Ortak akılla Altın Ordu'yu hep birlikte yöneteceğiz. Toplumun her kesimine eşit hizmet götüreceğiz. Özellikle ekonomik anlamda Altın Orduluları ferahlatan projeleri hayata geçireceğiz. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Altın Ordu Belediye Başkan adayı Birol Yılmaz'a ait. Başkan adayı Yılmaz dün akşam TV52'de Yerel Seçim 2019 programının konuğuydu. Akın Çiçek'in sorularını cevapladı. Altın Ordu'da belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Hatta biz işe, emeğe son derece saygılı bir zihniyete, düşünceye sahibiz. Bir ol, Altın Ordu kazansın diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Altın Ordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, TV'deki ekranlarında canlı olarak yayınlanan Yerel Seçim 2019 programının konuğu oldu. Programda seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Birol Yılmaz, seçimi kazanmaları halinde hayata geçirecekleri belediye yapısını paylaştı. Tabii seçim yarışına çıkınca siyasette de yeni değiliz, belediyecilikte de tecrübelerimiz olduğu için projeler hazırladık tabii halkımıza sunmak üzere. Biz seçimle alakalı yerel yönetim projelerine odaklanmışken sahaya çıktığımızda gördük ki halkın başka dertleri var. Bu ekonomik kriz ortamında da bizim belediye olarak ya da belediyecilik noktasında yapabileceğimiz bir takım şeyler olmalı diye düşündük. Ve mahallelerin sorunları tabii kendine göre farklılıklar gösteriyor. Bunları da biz zaten pek çoğuna vakıfız ama gezdikçe derinleşerek vakıf olmadığımız sorunlara da öğrenmiş bulunuyoruz. Ve şimdiden çözümüyle ilgili de çalışmaları başlattım. 92 mahallemiz var. Dolayısıyla 92 mahallemizin de kendine has problemleri var. Bunlara derman olmak adına, bunlara çözüm üretmek adına projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Altın Ordu'nun kırsal mahallelerinde göçlerin önemli bir sorun haline geldiğine vurgu yapan Yılmaz, Altın Ordu'da göç sorununun önüne geçmek için çözümün istihdam olduğunu savundu. Mahallelerimizde bana soruyorsanız en büyük sorun göç. Yapılan hizmetler var. Tekrar buradan yapanlardan Allah razı olsun diyorum. İlimizin en ücra köşelerine bile belediye imkanları çerçevesinde hizmetler yapılmış. Gitmiş. Eksik kalanları da biz tamamlayacağız fazlasıyla. Yine halklarımızın, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda öncelik sıralaması yaparak bu ihtiyaçları gidereceğiz. Altın Ordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, seçim öncesinde merak edilen belediyelerde çalışan personeller konusuna da açıklık getirdi. Bir asgari ücretimiz var. Devletin yasal asgari ücreti 2020 lira ama bizim asgari ücretimiz 2200 lira. Yani taban. Bu ücretin altında, bu rakamın altında hiç kimse benim başkan olduğum belediyede ücret almayacak. Belediyeler siyasi kurumlar. İşte onun adamı bunun adamı mantığıyla yaklaşılır düşüncesi hasıl olabilir. Asla ve hatta biz işe, emeğe son derece saygılı bir zihniyete, düşünceye sahibiz. Kul hakkından korkarız, Allah'tan korkarız. Kimsenin ekmeğiyle oynama lüksümüz yok. Bütün arkadaşlarımın iş garantisi bizzat benim. Altın Ordu'nun yeniden festivaller şehri olacağını söyleyen Yılmaz, önümüzdeki yazdan itibaren festivallerin başlayacağına dikkat çekti ve bal konusunda da Ordu'nun markalaşması konusunda önemli çalışmalarının olacağını kaydetti. Mutlu olmaya, umutlu olmaya, gülümsemeye ihtiyacı var. İnsanımızın hasretle, özlemle beklediği, gün saydığı, sizi temin ederim gün sayıyor insanlarımız. İşte Çocuk Tiyatroları Festivali, Fındık Festivali, Fındık Festivali'nin tabii ikisi gibi düşünmeyin, içi çok dolu olacak. İçine balığı ve kiviyi de koyacağız. Çok dolu bir Fındık Festivali, Edebiyat Festivali, Heykel Sempozyumu, ona festival demiyoruz, onun tanımlaması farklı. Ve ilave Komedi Filmleri Festivali, ulusal ama uluslararası değil, üstelik hani yerli filmlerin de desteklenmesi, o manada festivalleri çok önemsiyorum. İnşallah bunlar seçilir seçilmez yapacağımız icraatlardan olacaklar. AK Parti Üye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı da sahada seçmenle buluşmaya devam ediyor. Tavlı seçim noktası Ünye'de esnafları gezdi, vatandaşla sohbet etti. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimleri 30 gün kala Ordu'da siyaset sahnesi de oldukça hareketli. Belediye başkan adayları sağ çalışmalarını hızlandırdı. Bu isimlerden biri de AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı oldu. Şey yapacağız. Evet. Ne oluyor? Nasıl? Hayırlı olsun.
Adaylığı açıklandığı günden bu yana sağda köşe bucak her noktada Ünyelilerle buluşan ve sorunları yerinde dinleyen Başkan adayı Hüseyin Tavlı seçim gezilerini sürdürüyor. Mart'ın ilk gününde seçim noktası olan Ünye'de esnaf ziyaretlerini sürdüren aday Hüseyin Tavlı, her iş kolunda emek sarf eden çalışanları tek tek ziyaret etti. Bakkalından sanayicisine, tekstilcisinden tersanecisine kadar hemen hemen her iş kolunu ziyaret eden Tavlı, çalışanlarla sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Sevgili kardeşim, kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Teşekkürler efendim, sağ olun. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk amca. Nasılsın? Beğenelim. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Tavlı, sonrasında demir doğrama atölyesine girdi ve burada eldivenlerini taktı, baretini kafasına geçirdi ve işe koyuldu. Şimdi bununla ilgili bu tek çalışmam Kısa adı OKSAT olan Oksijen Tiyatro, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da maddi destek verdiği Aşkımızın Adı Fındık Tadı adlı oyunla premier yaptı. Çoğunluğu Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu eski sanatçılarından oluşan 26 kişilik dev ekip her çarşamba günü Ordulu sanatseverlere sahne diyecek. Oksijen Tiyatro sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. OKSAT tarafından hazırlanan Aşkımızın Adı Fındık Tadı adlı oyun çarşamba günden itibaren perde açmaya başladı. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, eski genel sanat yönetmeni Aydın Üstüntaş'ın yazdığı ve çoğunluğu yine Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun eski usta oyuncularının yer aldığı Aşkımızın Adı Fındık Tadı adlı iki perdelik müzikal oyun premierle sahnede de. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği oyunun yönetmenliğini Oksijen Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk, müzik yönetmenliğini Ömür Karaca, koreografilerini Terat Baş'ın hazırladığı 26 kişilik ekip tarafından sahnelenen oyunda Osman Çakmak, Coşkun Çetinalp, Hakan Altan, Dilek Gürsoy, Hülya Alan, Şükran Şensoy, Kasım Uysal, Burak Mızrak, Şaziye Dalak, Emine Kaymak, Sude Odabaşı, Emre Ergün, Gökhan Uzunlar, Seymen Kılıç, Anıl Boztekin, Gülperi Gökbulut, Miray Öner ve Melek Aksu oyuncu olarak yer aldı. Lan bir yerde sabit kal lan! Ben dostlayayım beni sağa sola! Hah! Gel oyuna! Efendim! Ben muhtar kişiyim! Aha! Buralar hep benden dolu değil. Premierin ardından OKSAT Başkanı Nurgül Çoluk konuşma yaptı. Çoluk konuşmasında ordunun oyununa ordulardan destek istedi, emeği geçen herkese teşekkür etti. Değerli seyirciler, bu ilk oyunumuz premierde sizlerle birlikte bu güzelliği birlikte paylaşmaktan o kadar mutluyum ve o kadar heyecanlıyım ki. Başta tabii ekibi, bu kocaman ekibi çok çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Gönülden alkışlıyorum. İnanın sizleri de tercih ediyoruz arkadaşlar. Her oyunda şu cümleyi kullanıyordum ben, uzun ve meşakkatli bir çalışmanın peşinden çıkardığımız oyun diye. Meğerse o cümleleri orada kullanmamam gerekiyormuş. Çünkü asıl kullanılması gerekli olan yer burasıymış. Biz 3 aylık uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda bu sahneyi oyunumuzu taşıdık ve sizlerle buluşturduk. Umarım mutlu olmuştursunuz, memnun kalmıştırsınız. Aşkımızın Adı Fındık Tadı adlı oyun her çarşamba günü saat 19.30'da Altın Ordu Atatürk Kültür Merkezi ve Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenmeye devam edecek. ...8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken Ordu Barosu da hazırlıklarını tamamladı. Ordu Barosu 4-8 Mart tarihleri arasında kutlama etkinliği düzenliyor.
Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart'ta kutlanacak. Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Avukat Ezgi Karabayraktar bu sene 8 Mart'ın kadına uygulanan her türlü şiddetin tepki günü olması gerektiğini söyledi. Bu sene 8 Mart haftasında alışılmışın dışında kadının ezilen, hor görülen imajından uzaklaşarak ayakları yere sağlam basan güçlü kadın imajını vurgulamak istiyoruz. Annelik ve kadınlık vasfından dolayı bizleri iş ve sosyal yaşamda, siyaset hayatında engel görenler, kişisel yetersizlikler yüzünden güç gösterilerini üzerimizde uygulamaya çalışanlara bir tepki olmalı bence bu sene 8 Mart. Avukat Bayraktar, Ordu Barosu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini de açıkladı. Ordu Barosu Kadın Komisyonu'nun 4 Mart itibariyle 8 Mart'a kadar konferans, seminer ve konser olmak üzere organizasyonları var. Bu organizasyonlar tüm halkımıza açıktır ve katılımlarını bekliyoruz. 8 Mart haftası tüm kadınlarımızı kutlu olsun diyorum. Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından Güçlü Kadınlar İyi Ki Var konulu bir video hazırlanıp sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunuldu. Bir kalıplara sokamazsınız. Hedeflerim, hayallerim var. Ben sınayacağın güç değilim. Ben kıramadığın önyargın değilim. Ben aşamadığın engel değilim. Ben anneyim, geleceğim. Ben işçiyim, emeğim. Ben bilim insanıyım, potansiyelim. Hayata yön veren, geleceği tasarlayan, kararlarıyla dünyayı yerinden oynatan. Ben kadınım. Kendi hikayemin baş kahramanıyım. Hayatımın tek sahibi benim. Beni yıldıramazsın. Beni yargılayamazsın. Beni yok sayamazsın. Ben de varım. Var olmak için verdiğimiz mücadeleyle bizden öğrenecek çok şeyiniz var. Güçlü kadınlar iyi ki var. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışından davetlilerle birlikte ressamlarımızın katılacağı bir çalışmamız olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Egin Tekin Taş, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı ile ilgili bilgiler verdi. Tekintaş, 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayla ulusal ve uluslararası anlamda ilimizi tanıtmayı ve Ordu'nun sanat şehri kimliğine katkı sunmayı hedefliyoruz dedi. 22 sanatçı, resim sanatçısı katılacak ve yağlı boya üzerinde bir tablo çalışması sürdürecekler ve bu süre içerisinde bizim misafirimiz olacaklar. Ordu ilini öncelikle bir geziye tabi tutup gördükleri özel mekanları tek tek resmedip onlar üzerinden de yağlı boyayla inşallah Ordu'nun turizmine, kültürüne, sanatına özellikle de görsel anlamda galeride sergilenebilecek eserler de üreterek bir arşivine katkı sunmuş olacaklar. Çalıştay'da yer alacak sanatçıların isimleri ve hangi ilden katılacakların listesi ise şöyle. Ömer Aydın, Ordu, Celalettin Tandoğdu, Ordu, Aysun Altınöz, Ordu, Alay Bey Karoğlu, Trabzon, Teymur Ağlıoğlu, Gürcistan, Svetlana İnaç, Rusya, Gülay Yüksel, İstanbul, Bünyamin Balamir, Çorum, Emin Güler, Mersin, Ali Düzgün, Elazığ, Gülay Birben, Ordu, Zeki Serbest, İzmir, Raza Rahmeni, İran, İbrahim Çoban, Amasya, Berrin İlhan, Antalya, Celal Binzet, Adıyaman, Kadir Şinginoğlu, Çorum, Mümin Candaş, Trabzon, Orhan Zafer, Ordu, Sezgin Yüksel, Ordu, Ezgihan Aksu, Ordu, Utku Öksüz, Ordu. Ünye'de özel bir kreşte öğrencilere yönelik Bana Bir Masal Anlat Baba etkinliği düzenlendi. Gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı meslek gruplarından babaların buraya gelmesi, onların böyle çocuklara masal anlatması, bence çocukların sosyalleşmesi açısından çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Baba Bana Bir Masal Anlat ve Çocuğumla Bir Saat etkinlikleriyle anaokulu öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal ve yaptıkları meslekleri anlatıyor. Ben de onların mutluluğunu daha da çok arttırmak için arada sırada okula geliyorum belirli günlerimizde. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Drama gösterileri yapıyoruz. Oyunları oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Kreşin müdürü Şaduman Küney, yapılan etkinliklerin asıl amacının ailelerin çocuklarını okul ortamında daha iyi gözlemlemeleri ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmek olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarının okul ortamında da iyi gözlemlemeleri ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmektedir.
Öğretmen Zümra Keskin ise her hafta sınıftan bir öğrenci seçerek anne ve babalarının yaptıkları meslekler hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Biz her hafta bir velimizi seçiyoruz ve bize ya kendi mesleğiyle alakalı ya da seçtiği konuyla alakalı bilgiler paylaşıyor. Bu etkinlik hem ailelerin çocuklarını okul ortamında gözlemlemesi açısından çok iyi olmakla beraber bir de öğrenmeyi daha etkili hale getiriyor. İçinde ordunun da bulunduğu Karadeniz'in 8 ilinde kültür envanteri çıkarıldı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen kültür envanteri projesi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki kültür envanterleri çıkarıldı. Proje binlerce varlığın sınıflandırıldığı bir veri tabanı olarak kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunacak. Karadeniz Kültür Envanteri, taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı. Projede 320 bin aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydının yanında 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf ilavesiyle ayrıntılı çalışma yapıldı. Proje kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon'da 5697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. Literatür çalışmaları sonucunda Dokap bölgesinde toplam 406 doğal varlık bileşeni tespit edildi. Ayrıca Karadeniz'in halk kültürü çok ayrıntılı ve uluslararası standartlarda incelenerek yeniden kayıt altına alındı. Karadeniz bölgesinde kalkınmada aktör olabilecek. Giresun Valisi Harun Sarıpakoğulları projenin lansman toplantısında yaptığı konuşmada kültür varlıklarının tarihin denizleri arasından gelen ecdadın bugünlere ve geleceğe bıraktığı önemli miras değerlerinden örnekler taşıdığını söyledi. Geçmiş medeniyetlerin izlerini, hayat tarzlarını ve değerlerini, doğa ile ve iklimi ile olan ilişkilerini kültür varlıklarımız sayesinde öğreniyoruz. Karadeniz bölgesinde altyapısı ilk çağlara kadar inen birçok mitolojik hikayeye ev sahipliği yapan bir bölgemizdir. Yine bölgemiz bu tarih yolculuğunda çeşitli kavimlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Dokap Başkanı Yusuf Mengi ise çalışmanın sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret olmadığını aktardı. Esasında bölge için yapılması gereken, bugüne kadar ilk yapılan bir envanter çalışması. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Çok güzel sonuçlar aldık. Bölgedeki doğal ve kültürel varlıkların envanterini derli toplu bölge ölçeğinde tespit edilmesi 2 yıl önce başlayıp bugüne süren, esasında zamanın süresinden de önce bitirilen bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Bölge için, ülkemiz için bir model teşkil edecek. Diğer bölgelerin bu projeyi uygulamasıyla ilgili bir modelleme yapmış olduk aynı zamanda. Toplantıya GAP Başkanı Saadettin Karahocagil, KOP Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, DOKA Genel Sekreteri Onur Adayaman'la kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 15 lira 50 kuruştan işlem gördü. Altın fiyatları: Cumhuriyet altını 1521 lira, gram altın 226 lira 19 kuruş, çeyrek altın 369 lira 68 kuruştu. Döviz fiyatları ise: Euro 6 lira 13 kuruş, dolar 5 lira 38 kuruştu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 103.222 puandan işlem gördü.